Başlık çıktı. Türkiye'deki ilk BMW 4 G22. Tamam, yani güzel. Okey yani araba. Bu artık yeni nesil bir BMW'yim diyor. 80-120 hızlanmaya bakalım. Bastım. Evet arkadaşlar, herkese selam. Hamza kardeşimizle birlikteyiz. Geçen hafta Kadir Alkan'la karşılaştık. Sağ olsun arabayı çekebilir miyim dedim. Tabii ki çekebilirsin dedi. Geldi. Hatta bir kere geldi. Fırtına vardı. Gitti. Bugün de yağmur var gerçi. Üstümüz başımız ıslandı ama olsun. Çekeceğiz güzel bir şekilde. Nasılsın, iyi misin? İyi abi, sen nasılsın? İyi vallahi. G22 arkadaşlar, biliyorsunuz 4 kupe çok eleştiri aldı. Böbrek mafyaları tarafından efendim. Özellikle ön ızgarası çok fazla eleştiri aldı. Bu ızgaranın aslında yapılma nedenlerinden en büyüklerinden bir tanesi 3.0 CSI diye bir modeli var. Aynen. BMW'nin eski. Şimdi buraya bir fotoğrafını koyarız. Ona atıfta bulunmak için aslında yapılan bir çalışma. Daha önce de birçok markada, birçok modelde böyle şeyleri görüyoruz aslında. Tabii. Eski neslinden bir şeyleri alıp koyuyorlar otomobile. Evet, gözün alışması kolay değil. Senin gözün alıştı mı? Öncelikle onu sorayım. Ne kadardır kullanıyorsun ben arabayı? Ben 10 gündür kullanıyorum abi arabayı. Vay. Aynen. Her geçen gün biraz alışıyor ama hala tam olarak hoşuma gidiyor. Benim de canlı olarak ikinci görüşüm. İkinci görüşte biraz daha alıştı ama fotoğraflarda falan evet garip geliyordu şimdi doğruya doğru yani. Orada daha küçük gözüküyor yani. Canlı da evet biraz daha küçük görünüyor fotoğrafları. O fotoğrafın açısından falan muhtemelen. M body kiti gelince tabii otomobilin biliyorsunuz M versiyonu da üretildi artık. M4 üretildi. O gelince M4 Punch'la değiştireceğim diyor. Yani o zaten İşte. Muhtemelen bütün 4'leri öyle göreceğiz artık. Aynen. Türkiye'deki. Ama arabadan çok yok. Sen kaçıncı arabayı aldın? Ben ilk teslim aldım abi. Türkiye'de ilk teslim alan benim. 420 kasa kodun ilk teslim alan benim. Başlık çıktı. Türkiye'deki ilk BMW 4 G22. Tamam, güzel. 10-15 tane satıldı zaten. Tasarımı sen de ama ilk başta eleştirenlerdensin. Doğru mu? Ön tasarımı evet abi beğenmiyordum ama arka başından beri hoşuma gidiyor. Hı. Tasarımı güzel. Arkası çok iyi zaten arabanın. Arkasına geçeceğiz. 8'e de benziyor. Zaten o 8 de artık yeni bir tasarım dili oluşturdu BMW. Evet. 8'in de tasarımı zaten çok güzel. Diğer modellerin hepsine de yansıyor arkadaşlar. Ben 3'ü daha önce kullandım. İçeriye falan geçeceğiz. Her şeyini anlatacağız. Öncesinde biraz dışarıya bakalım. Lazer LED var BMW'nin. Aynen. Opsiyonel. Ne kadar kanka bunlar? Abi 13-14 bin lira. Ben mesela daha fazla zannediyordum. Tabii ki 13-14 bin lira da az bir para değil. Değiyor mu sence o parayı? Değiyor abi, fark ediyor. Yani BMW'de LED de kullandım. Özellikle gece o farkı anlıyorsun. Gece özellikle uzun yolda acayiptir. Şurada bir şey var abi. Bak burası çok enteresan. Bir girinti var burada. Aynı zamanda buralarda da çıkıntı var tabii. O çok güzel gösteriyor. Araba mineral white. Bu da opsiyon bir renk arkadaşlar. Tamponlar falan komple M performans body kit var arabada. Jantlar. Jantlar 19 abi yine opsiyon. Süper. Burada Bridgestone Turanza T005'ler var. 225-40-19. Arkası da aynı değil mi? Aynen. Bunda. Bu lastiği hatırlarsınız arkadaşlar. Daha önce Ümit Erdem'in de testini yapmıştım. Hatta Smart'a da taktım. Şuradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar o videolara da. Bu lastik tüketiciler tarafından yılın seçilmiş ürünü arkadaşlar. Yani o kadar çok tercih ediliyor tüm dünyada. Bu lastik ıslak zemin performansında özellikle çok iddialı arkadaşlar. Fren ve viraj performansında sınıfının en iyi premium ürünü. Yani ıslak zeminde rakiplerine göre 2.3 metre daha kısa mesafede duruyor. Bununla ilgili de bir video çekmiştik. Onu da yine buradan izleyebilirsiniz. Ümit de çok eğlenceliydi. Ayrıca ıslak zemin yol tutuşu da etiket değeri A abi. Bunun yanında %11 de daha uzun ömürlü. Sen de uzun süre kullanırsın inşallah. Sorunsuz. Memnun musun lastiklerden? Memnunum. Süper kardeşim. Zaten fabrikadan arabanın üstünden gelen lastikler. Biraz arkaya da bakalım. Asıl abi beni cezbeden tarafı otomobilin. Benim de en çok hoşuma. Önünü şimdi unuttuk. Şu Jetstone arkadaşlar. Tavan çizgisi. Çok güzel bir eğimi var ve acayip arabayı böyle. 8'i en çok andırdığı yerde bu kısım evet, bence. 8'i çok andırıyor abi. Kesinlikle haklısın ve çok karakteristik duruyor yani. Bu yandan bakıldığında okey yani araba. Bu artık yeni nesil bir BMW'yim diyor. Arkası da öyle. Arkasını da ben çok beğeniyorum. Sadece şu tampondaki difüzörü çok beğenmedim. Çok sonradan takılmış gibi duruyor. Ama onun haricinde arka tasarım çok böyle bütün heykel gibi duruyor otomobil. Sanki böyle heykel tıraşın elinden çıkmış gibi. Arka cam falan da çok büyük. Bir yer boş kaldı diyorsun. Neresi abi? Yani şu tasarımdan bahsettik ya. Buradaki agresif çizginin şurada da devam etmesini isterdim ben. Evet, biraz bu çoğunluklar biraz daha böyle şişik falan olabilir değil mi? Bence de. Ama tabii biraz markalar böyle işlerde çok risk almıyorlar abi. Tabii. Elindeki müşterisini de kaybetmek istemiyor. Aynen. Eski müşterisinde. Yeni müşteri de çekmek istiyor. O yüzden böyle tam ortada tasarımlar yapıyorlar yani. Bagaj elektriklidir muhtemelen. Elektrikli. Bu spoiler M'le birlikte geliyor değil mi? Yani M pakette geliyor abi. 440 litre bagajı var. Gayet iyi. Bayağı derin. Koltuklar yatmıyor ama değil mi? Yok. Koltuklar yatmıyor ama ortası yatıyor. Aynen. Snowboard, kayak aynen, falan ya da uzun öyle. Bir parça sokacaksanız arkadaşlar ortadaki bölümü yatırabiliyorsunuz. Şimdi birazdan bagajın da bakarız. De 440 atıftan dolayı yapılmış. Öyle mi? Yani 440 atıftan. Aynen. O modellerin hepsini konuşacağız içeride. Hangi modelleri var başka? Hamza da gayet bilgili bir arkadaşımız almadan araştırmış etmiş yani biliyor adam. Stoplarımız LED değil aynen mi? Abi. Bir arka koltuğa bakalım mı? Bu tasarım ne yaratmış arkada? Yani benim M3'ün arka koltuklar gayet rahat aynen. Ve memnunum ben içeride. Burada ben eski 4'ün arkasına da çok kullandım bindim abi. Aha. Daha geniş. Bu daha geniş değil mi? Bu daha geniş rahat. Bakalım abi şuradan. Oturuyorum. Bismillah. Oh. Kapatalım mı koltuğu?
Benim boyum arkadaşlar 1.70. Vallahi 1.70. Kafam şu anda saçım değiyor. Öyle söyleyeyim. Yani 1.80 bir adam biraz şöyle oturması lazım. Biraz altını ileri alması lazım yani. Şöyle oturursa eğer, tam dik oturmazsa oturuyorsun. Hiçbir sorun yok. Şu anda değmiyor. Zaten tavanın şu bölümleri, içeriye doğru girintiler var tavanın şu bölümlerinde. Evet ya, diz mesafesi iyi zaten. Onda hiç problem yok. Arkada da klima var. İlk nesiller geldiğinde çift bölgeli klima yoktu. Aynen. 3 bölgeli daha doğrusu. Yani arkada klima yoktu. Önde de tek klima vardı. Ama o BMW'nin yeni geliştirdiği bir iklimlendirme sistemiydi. Ülkemizde çok sevilmedi o. Şu anda 3 bölgeli klima var. Aynen. Arkada da bir klima var. Önde de 2 tane var. Farklı bölgelerle kullanabiliyorsunuz. Burada da 2 tane Type-C var. Burada tabii ki dijital küçük bir ekran var. Onu da şuradan görüyoruz. Evet. Koltuklar mavi dikişli. Deri. M koltuklar. M koltuklar. Normalde bu koltuklarla gelmiyor abi. Bunlar ne kadar? Bunlar hatırlamıyorum abi ya. Ucuzdu ya. Bu da 15 bin civarı. Yani o tarz bir şeydi 15 bin civarıydı. İyi yani. Gayet iyi. Yani normal koltuklarla bir tık daha rahat oluyor abi. Ama arkası. Dikiş ve derisinin fiyatı 15 bin lira. Koltukların değil. Aynen. Koltuklar daha pahalıdır. Sunroof'umuz var. Sunroof bayağı büyük bu arada. Geniş. Açılıyor değil mi sunroof? Sadece cam tavan değil. Açılıyor evet. Evet. Sanki şu biraz yanıltıyor. Daha büyükmüş gibi. Daha büyükmüş gibi bir süre ama şuraya yani kadar açılıyor. Yani şu kadar bölümü kalıyor arkadaşlar kapalı. O yüzden normal standartlarda bir sunroof yani. Çok büyük bir sunroof değil. Geçelim onu abi. Motora bakalım mı bir? Bakalım. Böyle geçelim gel. Biz de böyle aklımıza neresi gelirse oraya bakıyoruz. Vay. Hiç iki kere çekiyorsun mandalı. Kalkıyor. Amortisörlü kaput. Gördüğünüz gibi burada. Kule gergisi değil bu tam olarak ama yine de yol tutuşunu otomobilin etki ediyor yani. Rigidliği arttırıyor otomobildeki. Çift turbo görüldüğü gibi twin power turbo diyor. Yani çift turbo bir motoru var arkadaşlar. 170 beygir 250 otometrik bir motor var. 1.6 litre. Aynen. Vergi avantajından dolayı. Aynen. Gidiyor mu? Gidiyor abi. Yani tatmin ediyor mu? Ediyor mu? Ediyor. Yeterli bence. Eyvallah. Ama bakalım abi. Altında biraz daha güç istersin. Geçelim. Bana. Sürüşte bir bakalım. Buyur. Şu farları bir yakıp gösterelim mi? Ben de bakayım ya, merak ettim. Bu maviler yanıyor mu şu an? Abi Hamza? Maviler gece yanıyor. Gece yanıyor. Aynen. Yani şu anda yanıyor da belli etmiyor. Aynen. Çok güzel. O maviler kırmızı falan da olabilse ne güzel olur değil mi? Gel abi gel içine geçelim. Evet hemen kemerimiz geldi. Bunda şimdi 3 serisinden farklı olarak kapı kolu bir tık yukarıda. Konsol aynı. Konsol aynı burası. Hafızalar. Kokpit. Hafızalar buraya alınmış. Aynen. Onlarca şey, başka işte hiçbir çok fark yok. Aynen. Üçün zaten içi güzeldi arkadaşlar. Aynen. Bu da gayet iyi yani sportif böyle sizi saran kokpit var arabada. Gayet şık görünüyor. Şu görüntüyü sadece çok sevmiyorum. Ben de sevmiyorum abi. Yani burası böyle bir işlenmiş bir alüminyum görüntüsü var. Değil. İşte kablosuz şarj var. Type-C USB girişi var. İşte burada zaten 8'de başlayan vites topuzu biraz böyle kristalize şeklini andıran. Hatta bu kristalize şekli tabii de vardır yani bu otomobilde. Opsiyon olarak alıyorsunuz. Bu otomobilde paket yok olarak. Tabii yok. Paket olarak alamıyor musun? Yok alamıyorum. 3'te var. 3'te gördüm ben. O zaman alıp biri takmış. Alıp takmıştı. Alıp takmış. 3 serilerde başlıyor. 8'de, X5'te falan. Burada bir güzel parfümlerimiz var. Ha. Bir pıs sıkarım çıkmadan. Koltuk ısıtmamız var. Aynen öyle. İçi gayet güzel ya. Bir de sürüşüne bakalım. Sürüşü beni sessizliğiyle çok etkilemişti. Şimdi senin yorumlarını da alacağız. Birlikte kullanacağız abi. Hadi çıkalım. Evet Hamzacığım, bu ilk araban. Aynen abi. Vay be, güzel bir olay yani ilk arabanın 4 kupe olması. Arnavut kaldırımı yoldan çıktığımızda sessizliği hissedeceğiz. Yeni 3'ü kullandığımda beni en çok etkileyen şey sesti kesinlikle. Yani yalıtımdı. Tabii ki lastiklerin de çok büyük etkisi var. M süspansiyon var arabada. Aynen abi. Adaptif M süspansiyon var. Şu anda konforta alalım. Artık biliyorsunuz diye arkadaşlar her şeyi söylemiyorum. Yani buradan süspansiyonları sport, konfort, pardon adaptifi seçtikten sonra yolu tarıyor sensörlerle ve kendi ayarlıyor süspansiyonun sertliğini. Aynı zamanda siz sport, konfort ve Eco Pro seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Onda da hem direksiyon, hem süspansiyon, hem gaz pedal ayarlarını kendi kendine yapabiliyor. Yani bak şu an bayağı kapılar da direksiz olmasına rağmen. Evet. Şimdi bunda tabii çift cam falan da kullanılamıyor kupe formundan dolayı. Kapıların direksiz olmasından dolayı ama yine de ben onu merak ediyordum. Yani 3'e göre yalıtımda fark var mı diye şu anda sessizlik gayet iyi. Ben abi daha iyi olduğunu düşünüyorum. 3 kasa da çok kullandım. Ondan daha da mı iyi? Aynen. 18 jantlı 3 kasa da kullandım. Bence ondan da iyi bir tadı. Yani çok çok etkiliyor arkadaşlar. Ki bunda 19 jant var. Evet. Direksiz kapılar ona rağmen etkileyici yani. Tabii bunda Bridgestone T005'lerin desibelinin düşük olmasında çok büyük önem var abi. Yuvarlanma direnci düşük. O da aynı zamanda
zamanda seste de bir konfor sağlıyor insana. Yani desibeli oldukça düşük. Yanlıyor musun hiç? Yok abi. Yani BMW'nin en sevdiğim özelliği şu, sürüş hissiyatını hiçbir zaman kaybetmiyor abi. Hep aynen sürücü odaklı. Bu arada tabii bu otomobil arkadaşlar şunu da söyleyelim. 3 serisinden 2 santim daha alçak. 2.1 santim daha alçak. Biraz ağırlığı var. 1600 kilo ağırlığı. Yakıtı etkiliyor. Ama maalesef direksiyonda çok hissedilmiyor mesela. Direksiyonda böyle gayet küçük bir araba kullanıyormuşsun hissi var. Böyle yatıp kalkmaları çok yok. Şu anda sporta alalım mesela. Daha da şimdi değişken direksiyon var. Değişken olan direksiyon var. Aynen. Evet. O da standart olarak gelmiyor. Yani denk o da geldi, ben almıştım. Aldın. Ha, süper. Diferansiyeli M'de farklı değil mi? M'de farklı abi. Biraz kilit geliyor diferansiyeli M'de. İzin veriyor zaman. Şey yani biraz. Hiç ESP'yi bile kapatmadın yanına. Abi bu arabada kapatmadım da. Vay be. İlk kapatan bize oldu. Olsun abi. Koltuklar çok rahat bu arada. Yanal destekleri falan çok iyi. Hatta bel desteği falan da. Bel desteği de güzel. Yanal destekleri sizi sıkıştırıp açıyor böyle. Arkası istekli tabii ki gelmiyor. Özellikle evet, böyle yağmurda. Ya BMW'nin bu olayı çok güzel tabii ki ama önceki jenerasyonlarında bu daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Şimdi tamamen 50'ye 50 bir ağırlık oranı var arkadaşlar. Otomobil çok dengeli. O yüzden tabii biraz eskisi kadar arkası gelmeye istekli değil arabanın ama yine de istek var. O da insana güzel duygular yaşattırıyor yani. Ben de BMW'ci olarak abi bir ara bir E-Kupa kayar gibi oldu. Bakındım ettim ama sonra Allah'tan. Tabii Mercedes de çok güzel araba ama o his yok yani. Peki panjurdan dolayı, böbreklerden dolayı abi eleştiri alıyor musun sağdan soldan çevrenler, akrabalardan? Yani şöyle abi, almadan önce ben dahil panjurdan dolayı hani böyle bir şeyim vardı. Almasam mı, etmesem mi? Hı. Çevremdekiler de bunu söylüyordu. Hani bu panjurla bu araba alınmaz. Hani panjur mu alıyorsun, araba mı alıyorsun gibi espriler falan da yapılıyordu. Panjurun arabası var. Aynen. Böbreği arabası var. Ama gün geçtikçe hoşuma gidiyor yani. Evet. Ya biraz bir de da tabii babamın şeyle al, hani onun çok hoşuna gitti. Hı. Emin ol beğeneceksin falan demesiyle ben de tamam baba sen öyle diyorsan. Baban da tam arabacıymış zaten bu aynen arada. Bayağı Taycan, Maycan her şeyi kullanıyormuş. Gran Turismo, Maserati. Aynen. Dengeli sürüş. Ne güzel ya görsel, şuraya bak ya. Bir de bu yeni şeylerde abi arabayı aynı renge yapıyorlar. Yani mavi alsan mavi geliyor. Mavi alsan mavi çıkıyor ya. Oluyor mu SP? Yarı kapandı şu an. Basılı tutarsan abi basılı tam kapanıyor. Basılı tutarsan full kapanıyor. Sport traction diyor bak artık. Aynen. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yeni yeni tabirler çıkmaya başladı aynen arabalarda da. Biz de onlara eskiden alışacağız. Eskiden DSC off, off traction diyordu, off aynen derdi. Hey lazım. Yani ben 3'te de çok denedim. O eski F30'daki şey bile yok. Yok abi değil mi? Daha kolaydı yani abi her şey. Şimdi biraz daha işte böyle otomobilleri sürücü odaklı değil de sürücü dostu yapıyorlar artık. Tabii. Anladın mı? Kaymasın, etmesin. Kimse korkmasın. Tedirgin olmasın yani kimse. Ya güzel oturuyor abi yola. Evet, çok yol çok güven veriyor. Üçün de öyleydi abi. Yol tutuşu çok iyiydi. Biraz kafadan gelmeye çalışıyor. Çok kafadan enteresan. Kafadan geliyor. Biraz tabii şey, gücü de yetersiz kalıyor. Yeter. Güç olsa tabii orada power slide yapacak. Ben arkası gelecek. Ben 4.30'u düşünüyordum abi aslında. Aha. Tam böyle dengeli mi? 2.0-258 beygir. Onu çok bekleyecektim. Mayıs falan teslimat onun. O zamana fiyatlar ne olur? Teslim olur mu? Yani bunu bile 2 ay gecikmeli falan aldım. Fiyatları konuşacağız sonda. Ama 2.0'da bir tık daha performans tabii, alıyorsun. O motoru kullandım abi ben. Z4'te hafif de olsa bir kullandım. Yeterli yani. Türkiye şartlarında daha iyi olurdu. Evet evet. Bir de belki yani ona ileride bir küçük yakıt bir yazılım falan. Yakıt olarak da şaşırtıcı ama bundan az yakıyor fabrika verisi. Hadi ya. Ya araba tabii ağır bir araba abi. Yani 5 kasa ağırlığında şu an bu araba. Evet yakıt dedi. Yakıta gelelim. Şimdi bunun fabrika verisi 7.2 litre 100 kilometrede. Ama diyorsun ki gerçek hayatta böyle olmuyor. Yani abi işte bir yeni kasa 3.20 10.5 civarlarına dolaşıyor şehir içi. Bu da 11-11.5. Yani tabii abi dikkat edersen 7-8'de görürsün. 20-30 kilometrede gördüm o rakamları da. Ama genelde ama dikkat şu an 11.8 mesela ama hani arabayı alalı 10 gün oldu abi. 10 gündür trafikteyim bu yeni. Yasaklardan sonra aynen. Farları görmek isterdim ya. Keşke hava bir anda kararsa da. Farlar Instagram'da yeni filtreler var ya öyle. Bir aynen anda kararıyor hava. Öyle bir şey olsa da keşke. Farlar gece çok fark ediyor abi. Şu an anlamazsın ama. Tabii canım şu an hiçbir şey anlamazsın. İyi ki aldım diyor musun yani farları? Farları iyi ki aldım. Ya ben zaten beyaz araba seven biri değilim. Aha. Ama hani söylediğim şey içi dolu olsun. Hı. Lazer kesin olsun. Onun dışında renk fark etmez zaten. Kaplatmayı düşünüyorum. Ne renge kaplatacaksın? Abi yeni bu M3'teki mat füme var. Hani biraz daha farklı böyle. Onu düşünüyorum. Şimdi ona yakın bir şey bulursam kaplatırız. Sanayide kaplatacağım aynen. Evet. Biraz bakalım ara hızlanmalarına. Sport'u alalım. Bakalım. Güzel ara hızlanmaları. Tabii şanzıman çok hızlı çalışıyor. ZF zaten bu işin babası. O yüzden yola iyi aktarıyor yani gücü. Çok çok böyle lineer hızlanıyor böyle. Hiç kayıpsız hissettiriyor insan onu. Yani mesela şimdi göstereyim size. 80-120 hızlanmaya bakalım. Yani şu an 84.000 devir. Bastım. Bayağı bu arada 6600'e kadar geliyor devir. Tabii tabii. 6600 de atıyor çeviriyor yani abi. Çeviriyor yani güzel. Bir ufak bir yazılımla ufak falan daha fazla çevirebilir. Evet. Vallahi güzel araba ya. Hayırlı olsun Hamzacığım. Teşekkürler abi. Biraz fiyatlardan da konuşalım. Her şeyi konuştuk zannediyorum. Var mı eksik bir şeyimiz? Eksik bir şeyimiz yok gibi. Yani içerideki malzeme kalitesinden falan böyle premium otomobillerde çok bahsetmeye gerek yok bence. Çünkü hepsi bir standart yakaladı artık arkadaşlar. Yani işte torpidonun yumuşaklığıydı falandı filandı bunlarla ilgili çok söylenecek bir şey yok zaten. Sadece buradan sonra kişisel zevkler devreye giriyor. Onlar da zaten paketlerle değişiyor.
değişen şeyler otomobillerde. İşte ben mesela bu alemin yumu sevmiyorum. İşte Hamza da sevmiyor. Benim de hoşuma gitmiyor. Ama işte denk gelip artık eskisi gibi yapsın. Araba sıkıntısı da var. Yani şey evet, diyemiyorsun. Benim kaplamam şu olsun. Bu olsun. Rengim bu olsun. Zaten 14 tane araba geldi. Birini seçmezsen başkasına satalım. Diyorlar şeyinde ama zaten. Araba yok zaten. Her türlü satıyor arabaları. O yüzden o zevkler de pandemi döneminde üretimden dolayı falan kaldı yani. Yoksa ben hayatta beyaz araba almayacağım yani diyen bir adamdım ama bakalım yani. Ben de beyaz araba modeline göre seviyorum. Yani, BMW seviyorum. De yine güzel. BMW'de seviyorum. Senin evet. E92 de güzel. Güzel duruyor. Fiyatlara gelelim. Sen kaç aldın bu arabayı? Ben bayiden 860 bin liraya aldım. Aha. Şu anda ya liste fiyatı. Liste fiyatı 720 bin lira falan. Görünüyor. İşte opsiyonlarla falan bu araba 860 bin lira, 850 bin lira civarı. Çıkıyor. Tabi boyası bile ekstra arkadaşlar, bunun opsiyon olarak geliyor. Bunun şu anda anahtar teslim satış fiyatı 746.100 bin görünüyormuş. Boşundan bahsediyoruz arkadaşlar. 430 iyi ise 948 bin liradan başlıyor arkadaşlar. Yani bu dollukta bir 430 da abi şu an 1 milyon 150 bin lira falan. 1 milyon 150. Şovrumdaki araba 430. Onları satmıyorlar zaten. Mart'a kadar da 430 gelmeyecek, Mart Nisan'a kadar. Onlar 1 milyon 200, 1 milyon 100 civarı satılıyor. O fiyatlarda aynen. Bu arada yeni M4'ü de söyleyeyim arkadaşlar. Yeni M4'te 510 beygir, 650 Nm. Acayip değerler yani. Bir an önce gelse de kullansak. 440 bu kadar hızlıysa ben M4'ü düşünemiyorum. M4'ü ben de düşünemiyorum. 3.8 falan. Fabrika evet. 4.5 olsa da ben çok iyi videosunu izledim. 3.8 civarlarında 0-100. Ben M4'ü düşünemiyorum. Bu arada adaptif var değil mi arabada? Adaptif var abi. Direksiyona müdahale ediyor mu? Aha. Aa süper. Deneyelim mi? Buradan deneyelim açıyorum abi. Yok, adaptif şurada. Direksiyon müdahaleleri falan. Buradan açıyorsun. All-on yapıyorsun. All-on işte ben kısıtlandırdığım için biraz çok karışıyor. Hepsi açık. Aynen. Şu an açık abi hepsi. Direksiyonu müdahale, şerite sokma, sinyal vermeden geçtiğinde yine bir titreme. Şuradan bir adaptifi açalım abi önce. Evet hop şeride soktu. Nasıl çalışıyor? İyi çalışıyor mu? Ya ilk defa sen dedim abi. Şaka yapıyorsun. Ya işte ben de yani bu kadar evet güvenlik önlemleri var artık arabalarda ama kullanılıyor mu kullanılmıyor mu açıkçası? Ya abi Türkiye'de biraz istesek de kullanamıyoruz. Uzun yolda bak çok mantıklı. Uzun yolda çok mantıklı. Uzun yolda daha rahat kullanırsın. Şimdi mesela bak, dedim ya sinyal vermeyince direksiyona müdahale ediyor. Ben şimdi otobandayken işte basın ekspreste şeridinde giderken sinyal vermiyorum açıkçası. Hani insan ister istemez unutuyor bazen. Ondan dolayı çok müdahale ediyor. Hani bazı durumlarda kazaya kadar kaza atlattığım oldu bu müdahale. Nereden dolayı. O yüzden ben yarımda kullanıyorum. Kısıtlı anladım, müdahalede kullanıyorum. Bak bayağı şeride sokuyor. Sokuyor sonra tekrar bir daha müdahale ediyor. Düzeltiyor tabii, o direksiyona verdiği torkla. Peki Hamza'cığım çok teşekkür ederiz. Geldin bugün bizi kırmadın. Abi. Çok sağ olsun. Yani arkadaşlar yorumlarda da söyleyeceklerdir. Çok efendi bir adamsın. Daha da iyileri nasip etsin Allah sana. Güzel güzel iyi günlerde kullan. Kazasız belasız sağlıkla. Siz de arkadaşlar öyle. Size de daha da iyileri nasip etsin. İlk arabanız inşallah böyle güzel istediğiniz bir otomobil olsun. Şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone olmak da biliyorsunuz ki bizim için çok çok önemli. Abone de olursanız kanala çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.